adamın biri bir tarla adam almış ve bu tarlada çalışırken işte ekimini dikimini yaparken yine böyle bir çapa yaptığı bir gün çapayı vurmuş sert bir şeye denk gelmiş neyse merak etmiş biraz eliyle toprağa eşelemiş biraz bakmış ne var ne yok bakmış ki bir küp ve küpün içi çil çil altında olan tamam şaşırmış bunun burada ne işi var ve hemen şunu düşünmüş demiş ki bu bana ait bir şey değil. Bu olsa olsa bu tarlanın eski sahibinindir. Bir hak yemeyelim. Durduk yere bir hakka girmeyelim. Ben bunu sahibine iade etmeye gideyim. Ehli irfan böyledir. Bir kul hakkının hesabını vermenin ne demek olduğunu, o hesabı verememenin nelere neden olacağını çok iyi bildiği için o bir hakka girmeye çok O bir hakka girmeye çok korkanım. Neden? Çünkü Allah'ın huzuruna gittiğimizde hesaplaşın dediğinde neyi verebiliriz ki? Neyimiz var neyi verebiliriz? Sevaplarımızı versek cennet sonra gidecek. Günahlarını alsak cehennem yakınlaşacak. O zaman hak konusu özellikle kul hakkı konusu çok ama çok dikkat edeceğimiz bir mevzu. Neyse bizim adam almış küp bu altın dolu küpü varmış tarlanın eski sahibinin yanına. Demiş ki efendi demiş ben tarlada çalışırken bu tarladan çıktı demiş. Olsa olsa bu senindir dedim sana getirdim. Al demiş. Tarla sahibi de irfan sahibi biri. O da ehli irfan. Şunu demiş o da. Ya bunun bana ait olduğunu söylüyorsun ama ben o tarlanın içindekilerle beraber sana sattım. Dolayısıyla ne çıkarsa artık senindir. Sana aittir. Düşün yani. Biri tarlanın yeni sahibi, biri eski sahibi. Ortada bir küp var. O senin diyor bir küp altın var. O senin diyor bu senin diyor. O senin diyor bu senin diyor. Aralarında böyle bir tartışma çıkmış ve demiş ki o zaman gidip bir bilene danışalım. O bizim hakkımızda nasıl bir hüküm verirse ona göre karar verelim. Varmışlar kadının huzuruna. Kadı bunlar için eşit bölüşme hakkı yani demiş ki yarısı senin, yarısı da senin. Kendi aranızda pay edin. Böylece herkes razı olmuş olur. Şimdi sözün özü diyeceğim ama biz bu hadisede bunların bu iki adamın yaptığını yapabilir miyiz? Yapamayız değil mi? Allah muhafaza biz bunu enayilik olarak benim ya niye vereyim? Öteki der ki ya benim tarlamda öncesinde benim de ona vermen gerekiyor. Biz bunu enayilik olarak tanımlarız. Ama İslam'ın girdiği bedenlerde hayatın bu kadar güzel şekillenmesi gerek. İslam senin cahiliye adetlerini, cahiliye kültürünü değiştirmiyorsa, senin bedeninde bir dönüşüme neden olmuyorsa, seni o kirli, pis kalıntılardan çıkart, kurtarmıyorsa, hala nefsine, nefsinin hoşuna giden her şeyi yapma gayretindeysen, kıskançlık, öfke, nefret, kin, düşmanlık, hep anacılık, yani egonu tatmin etme, Bunları da değiştirmiyorsa İslam demek ki imanımızı bir sorgulamamız peki. Hazreti Peygamber Yesrib'i Medine yaptı. Yani şehir haline getirdi. Medeniyetin ufka doğru yolculuğunda bir şehir haline getirdi. Zaten İslam insanda bir medeniyet oluşturur. Bu iki adımlar arasındaki bu güzellik de medeniyetin örneğidir. Hatırlarsanız daha önce yine sözün özünde buna benzer bir hikaye anlatmıştık. Adamın bir tanesi bir yere gidiyor koyun emanet ediyor komşusuna bir tane koyunu var onu emanet ediyor Ve Döndüğünde tekrar bir 10 yıl sonra geri geldiğinde Adama diyor ki ya benim koyunum varsa Alabilirim öldüyse zaten Öldü Ama yaşıyorsa onu alabilir miyim Diyor O emaneti alan adam onu bir ahıra götürüyor diyor ki bunların hepsi senin Adam şaşırıyor nasıl olur Ben sana bir koyun verdim sen bu ahırdaki bütün koyunlar senin diyorsun Seninki diyor kuzuladı, o kuzuladı, o kuzuladı, o kuzuladı. Senin emanet bu kadar büyüdü. Biz yapar mıydık? Yapalım. Çünkü İslam bunu ister. İslam bir insanın bu kadar zirveye ulaşmasını ister. O zaman kamil insan olabiliriz. Kamil insan olmadıktan sonra, Rabbinin rızasını kazanmadıktan sonra, İslam'ın bedeninde bir dönüşüme, hayatında bir dönüşüme neden olmadıktan sonra o imanı sorgulamamız gerekmez mi? Bir başka sözün özü programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. mesela Aleyküm.